uzunluk ölçelim. Nesnelerin uzunluğunu bir başka nesneyi kullanarak ölçebiliriz. Kalemin boyunun kaç silgi uzunluğunda olduğunu ölçerek bulalım. Başlangıç noktası kalemin tam tepesidir. Silgiyi ucu kalemin tepesine gelecek şekilde koyalım. 1 Şimdi silgiyi sağa doğru kaydıralım. Silginin başlangıç noktasının bir önceki bitiş noktasına gelmesine dikkat edelim. 2. Şimdi silgiyi sağa doğru aynı şekilde kaydırarak ölçmeye devam edelim. 3. 4. 5. Kalemin boyu 5 silgi uzunluğundadır. Eğer elimizde birbirine eş 5 silgi varsa bu ölçümü silgileri yan yana dizerek de yapabiliriz. 1 2 3 4 5 Kalemin boyu 5 silgidir. Silgi ile yapılan ölçme işlemini izleyelim. 1 2 3 4 Silgiler yan yana dizilirken Aralarında boşluk bırakıldığı için bu ölçme şekli yanlıştır. Burada kalem, kurdele ve ip var. Hangisinin daha uzun olduğunu bulmak için ataşla karşılaştırma yapalım. Kalem kaç ataş uzunluğunda? 1 2 3 4 5 6 7 kalem yedi ataş uzunluğundadır. Kurdele kaç ataş uzunluğunda? Bir, iki, üç, dört. Kurdele dört ataş uzunluğundadır. İp kaç ataş uzunluğunda? Bir, iki, üç, dört, beş. İp beş ataş uzunluğundadır. 7, 5 ve dörtten daha büyüktür. Kalem, kurdele ve ipten daha uzundur. 4, 7 ve beşten daha küçüktür. Kurdele, kalem ve ipten daha kısadır. Resim defterinin boyunu kalemle ölçelim. Bunun için birbirine eş uzunlukta kalemler kullanalım. Defteri düz bir şekilde masaya koyalım. Kalemleri uç uca gelecek şekilde defterin kenarına dizelim. 1, 2, 3. Son eklediğimiz kalemin boyu, defterin köşesini biraz geçti. Defterin uzunluğu, üç kalemden biraz kısadır. Bir nesnenin boyunu başka bir nesneyle ölçerken, sonuç bu örnekteki gibi biraz uzun veya Biraz kısa şeklinde bulunduğunda sonucu yaklaşık olarak söyleyebiliriz. Resim defterinin boyu yaklaşık 3 kalem uzunluğundadır. Resim defterinin boyu iki kalemden uzun, üç kalemden kısadır da diyebiliriz. Nesnelerin uzunluğunu parmağımızla ölçebiliriz. Bunun için genellikle işaret parmağımızı kullanırız. Silginin boyunun kaç parmak uzunluğunda olduğunu ölçerek bulalım. Parmağımızın sol kenarı silginin sol başına gelecek şekilde parmağımızı koyalım. 1 Şimdi parmağımızı sağa doğru kaydıralım. Parmağımızın sol kenarının daha önce bulunduğu yerin bitimine gelmesine dikkat edelim. 2 Şimdi parmağımızı sağa doğru aynı şekilde kaydırarak ölçmeye devam edelim. 3 4 5 Silginin boyu 5 parmak uzunluğundadır. Deniz silginin uzunluğunu kendi parmağıyla ölçecek. İzleyelim. 1 2 3 4 5 6 Silginin boyu 6 parmak uzunluğundadır. Biz ölçtüğümüzde sonucu 5 parmak bulduk. Deniz ölçtüğünde sonucu 6 parmak buldu. Ölçme sonuçları farklı çıktı. Çünkü her insanın parmağı aynı genişlikte olmayabilir. Bu Deniz'in parmağı. Bu Deniz'in kardeşinin parmağıdır. Bu parmaksa denizin babasının parmağıdır. Unutmayalım. İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağımızın genişlikleri hemen hemen aynıdır. Bu nedenle uzunluk ölçerken bu parmakları birlikte de kullanabiliriz. Kalem tıraşın boyunu ölçelim. Üç parmağımızı da kullandık. Kalem tıraşın boyu üç parmak uzunluğundadır. Elimizin parmaklarını mümkün olduğunca birbirinden uzaklaştırarak gergin biçimde açalım. Elimiz bu şekildeyken baş parmağımızla serçe parmağımızın uçları arasındaki açıklığa karış denir. Nesnelerin uzunluğunu karışımızla ölçebiliriz. Sehpanın boyunun kaç karış uzunluğunda olduğunu ölçerek bulalım. Sağ elimizi karış biçiminde açalım. Baş parmağımızın ucu, sehpanın sol köşesine gelecek şekilde elimizi sehpanın üzerine koyalım. 1. Şimdi baş parmağımızı serçe parmağımızın ucuna götürelim. Baş parmağımızı hiç oynatmadan elimizi yine karış biçiminde açalım. 2. Şimdi yine baş parmağımızı serçe parmağımızın ucuna götürelim. Baş parmağımızı hiç oynatmadan elimizi tekrar karış biçiminde açalım. 3. Sehpanın boyu 3 karıştır. Aslı, sehpanın uzunluğunu kendi karışıyla ölçecek. İzleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Sehpa'nın boyu 5 karış uzunluğundadır. Biz ölçtüğümüzde sonucu 3 karış bulduk. Aslı ölçtüğünde sonucu 5 karış buldu. Ölçme sonuçları farklı çıktı. Çünkü herkesin karışı farklı uzunlukta olabilir. Bu aslının karışı, bu aslının kardeşinin karışıdır. Bu karışsa aslının babasının karışıdır. Sıra sizde. Siz de sıranızın uzunluğunu karışınızla ölçünüz. Peçetenin uzunluğunu karışla ölçelim. Peçeteyi düz bir şekilde masaya koyalım. Elimizi karış şeklinde açıp ölçmeye başlayalım. Bir, iki, üç. Üçüncü karıştan sonra peçetenin köşesine çok az bir uzaklık kaldı. Bu uzaklık bir karıştan oldukça kısadır. O nedenle ölçmeye devam etmeyelim. Peçete, üç karıştan biraz uzundur. Ölçme sonucumuzu, peçetenin uzunluğu yaklaşık üç karıştır şeklinde de ifade edebiliriz. Gergin olarak kollarımızı iki yana açalım. İki elimizin parmak uçları arasındaki uzaklığa kulaç denir. Nesnelerin uzunluğunu kulacımızla ölçebiliriz. Dolabın genişliğinin kaç kulaç olduğunu ölçerek bulalım. Kollarımızı sol elimizin parmak uçları dolabın sol kenarına gelecek şekilde açalım. 1. Sağ elimizin yerini hiç değiştirmeden sol elimizi sağ elimizin yanına götürelim. Sol elimizin parmak uçlarının sağ elimizin parmak uçlarına değmesine dikkat edelim. Şimdi Sol elimizin yerini hiç değiştirmeden kollarımızı sağa doğru açalım. 2. Dolabın genişliği iki kulaç uzunluğundadır. Dolabın uzunluğunu ceren kulacıyla ölçseydi farklı bir sonuç bulurdu. Çünkü insanların kulaçları farklı uzunluktadır. Bu, cerenin kulacı. Bu da Ceren'in kardeşinin kulacıdır. Bu kulaçsa Ceren'in annesinin kulacıdır. Sıra sizde. Sizde de yazı tahtasının uzunluğunu kulacınızla ölçünüz. Nesnelerin uzunluğunu ayağımızla ölçebiliriz. Ölçme birimi olarak ayak, ayağımızın topuk arkasıyla parmak uçları arasındaki uzaklıktır. Ayağımızda ayakkabı varsa ayakkabımızın topuğunun arka kısmıyla ayakkabımızın burun ucu arasındaki mesafe bir ayak olarak kabul edilir. Paspasın boyunun kaç ayak uzunluğunda olduğunu ölçerek bulalım. Sol ayağımızı topuğunun bitim yeri paspasın köşesine gelecek şekilde paspasın üzerine koyalım. 1- Şimdi sağ ayağımızı, topuğu sol ayağımızın uçlarına gelecek şekilde koyalım. 2. Şimdi aynı işlemi sol ayağımızla, sonra sağ ayağımızla yapalım. 3. 4. Paspasın boyu 4 ayak uzunluğundadır. Paspasın boyunu ilker ayağıyla ölçseydi farklı bir sonuç bulurdu. Çünkü insanların ayakları farklı uzunlukta olabilir. Bu İlker'in ayağı. Bu da İlker'in kardeşinin ayağı. Bu ayaksa İlker'in babasının ayağıdır. Bacaklarımızı bu şekilde açalım. Bir ayak atışıyla aldığımız bu mesafeye adım denir. Nesnelerin uzunluğunu, odamızın boyunu, koridorun uzunluğunu Adımımızla ölçebiliriz. Koridorun kaç adım olduğunu ölçerek bulalım. Koridorun bir ucunda duralım. Sol ayağımızla ileri doğru adım atıp yere basalım. 1. Şimdi aynı işlemi bacaklarımızın hep aynı açıklıkta olmasına dikkat ederek sağ ayağımızla yapalım. 2. Koridorun sonuna kadar aynı işleme devam edelim. 3 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Koridor on adım uzunluğundadır. Koridorun uzunluğunu deniz ölçseydi farklı bir sonuç bulurdu. Çünkü insanların adımları farklı uzunlukta olabilir. Bu denizin adımı. Bu da denizin kardeşinin adımıdır. Bu adımsa denizin annesinin adımıdır Unutmayalım bir nesnenin uzunluğunu ölçerken en uygun ölçme birimini seçmeliyiz. Bir kitabın uzunluğunu ölçerken kulaç, adım veya ayak kullanılmaz. bunun için parmak veya karış kullanabiliriz. Parmakla yaptığımız ölçüm. Karışla yaptığımız ölçümden daha uzun sürer. Karışımızdan daha kısa uzunlukları parmağımızla ölçeriz. Bir halının uzunluğunu ölçmek için parmak kullanmak doğru bir seçim değildir. Çünkü parmakla bu uzunluğu ölçmek hem uzun sürer hem de yorucu olur. Bir halının uzunluğunu ayakla veya adımla ölçebiliriz. Ayakla yaptığımız ölçüm adımla yaptığımız ölçümden daha uzun sürer. Bir duvarın boyunu karışla ölçmek hem uzun sürer hem de yorucu olur. Bu uzunluğu kulacımızla ölçebiliriz. Bir kulaçtan kısa olan uzunlukları karışımızla ölçebiliriz. Bir yolun uzunluğunu kulacımızla ölçmemiz mümkün değildir. Bunun için adım veya ayak kullanılır. Ayak ancak çok kısa mesafelerde tercih edilmelidir. Bu ölçme için en uygun araç adımdır. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.